Medyen halkı Şuayb peygamberin ümmetiydiler. Günahları çok çirkin günahlardı. Büyük sarmaşıklarla çevrili bir meşe ağacı vardı, tapıyorlardı. Ağaca tapılır mı? İneğe tapan da var, dünyada güneşe de tapan var, yıldızlara tapan da var, meşe ağacına tapan da var. Müthiş günahlar işliyorlardı. Kul hakkını çiğniyorlardı. Kul hakkını çiğneme helakin sebebidir. Kul hakkı gerçekten ya para pula müdahale veya kişilerin aleyhinde konuşma, gıybet etme ve suizan, iftira. Hepsi kul hakkı içinde. Birçok günah işliyorlardı. Ölçüp tartarken haksızca davranıyorlardı. Hatta ölçüp tartarken eksik yaptıklarında tam alıyorlardı, verirken eksik veriyorlardı. Adam benim malımı aldınız bana hakkıyla vermediniz dediklerinde dövüyorlardı. Gruplar, yani mafyamsı gruplar oluşturmuşlardı. Mal sermaye bir kısmının elindeydi. Diledikleri fiyata satıyor, kara borsacılık yapıyor diye diledikleri fiyata alıyorlardı. Malları el koyuyorlardı, diledikleri parayı veriyor, diledikleri parayı vermiyorlar. Tam bir eşkıyalık Hazreti Şuayb'ın kavmi. Halkın eşyasına karşı haksızlık yapıyorlardı. Yolları kesiyorlardı. Yollara para uyguluyorlardı. Bugün köprüden geçerken sizin para verdiğiniz gibi değil. Buradan geçemezsin. Evime gidiyorum ben. Buradan geçemezsin, para ver. Çıkıyorsun. Bahçene gidiyorsun. Bahçeye gidemezsin, para ver. Bahçeme gidiyorum, ver buna parayı. Ürün devşiriyorsun, ürün satıyorsun, geliyorsun. Sattığın ürünün karşılığında diyor ki bana yarısını ver. Sen benim ortağım değilsin. Sana niye ben yarısını vereyim? Bana ver diyor, yoksa geçemezsin. Ürününün dörtte birini, beşte birini, yarısını bırakıyordun. Bırakmazsan yürüyemiyordun. Ve bir raiç koymuşlardı, raiç. Onda bir. Ne kazanıyorsan komisyonu vereceksin bana. Sen uğraşmadın. Sen benim yerime çile çekmedin. Ben neyin karşılığında sana onda birini vereyim? Çünkü ben güçlüyüm. Ben yol kesenim. Madem ki ben güçlüyüm, sen bana vermeden gidemezsin. Tüccar onda birini veriyordu. Gariban onda birini veriyordu. Ve Hazreti Şuayb aleyhisselama iman edenleri dinlerinden vazgeçiriyorlardı. Bunun üzerine helakleri artık kaçınılmaz oldu. Yalnız şunu hemen söyleyeyim, helak olmadan önce peygamberler onlara gerekeni söylüyorlardı. İkaz ediyorlardı. Allah'tan korkun, bakın kıyametinizin ayak sesleri geliyor. Amelleriniz kıyameti çağrıştırıyor. Yaptığınız kötülükler azabı hak ettiriyor. Yanlış yapmayın. Yoldan çıkmayın. Allah'tan haya edin diyordu peygamberler. Ama peygamberler ne dese desinler, onlar bildikleri yolda sekran idiler, sarhoşlardı. Tamamen kör olmuşlardı çünkü zevku sefa, şöhret, şan ve güç onları tamamen delirtmişti. Allah'tan gayrısına tapınıyorlardı. Kendi menfaatlerini, sermayeyi, parayı, gücü, kudreti ilahlaştırmışlardı. Yeni bir put edinmişlerdi. Ha meşe ağacı, ha da menfaatin putlaştırılması. Arada ne fark olabilir ki?